Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan inanılmaz derecede lezzetli olan şahane bir kurabiye tarifi paylaşıyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Kurabiyenin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 150 gram kadar tereyağı veya margarini aldım. Hemen üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. 2 tane yumurta bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı kadar toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da çörek otumu içerisine ilave ettim. Tüm malzemelerimi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra içerisine azar azar un ilavesi yapıyorum. Tarif için toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin hazırlayacağınız tarif için kullanacağınız un miktarı, ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurdum. Hamurumu hemen masaya aldım. Masada da hızlıca yuvarlak bir form getirene kadar birkaç tur hamurumu yoğuruyorum. Hafifçe unlamış olduğum tezgahımda merdane yardımıyla hamurumu açma işlemine hemen geçiyorum. Hamurum bu aşamada birer santim kalınlığında olması yeterli olacaktır. Kabartma tozu ilave ettiğimiz için kurabiyeler de yeteri kadar kabarır bu aşamada. Kurabiye hamurunu yeteri inceliğe getirdikten sonra şekil vermek için küçük bir kahve yanı bardağından yardım alarak gördüğünüz gibi şeklini veriyorum. Siz dilerseniz normal çay bardağı veya dilediğiniz şekillerde de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamurların tamamını kestikten sonra kalan parçaları da aynı şekilde elimle yuvarlayıp yoğuracağım. Daha sonra merdane ile aynı aşamada açıp hazırlayacağım. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimin tamamını yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak hazırlıyorum. Arta kalan hamurlarımı da aynı şekilde ellerimle yoğurup merdane ile açtıktan sonra şekillerini vererek hazırladım. Kurabiye hamurların tamamını tepsiye dizdikten sonra bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Fırça yardımıyla kurabiyelerin her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Kurabiyelerimi hazırlarken videomu buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak Paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine şekil vermek için çatalın sırtıyla gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Dilerseniz bu işlemi yapmaya da bilirsiniz. Kurabiyelerimi artık hazırladım fırına gitmesi için hazır. 170 derece ayarlamış olduğum alt üst ayar fansız fırında kurabiyelerimi pişmesi için fırına gönderiyorum. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Gerçekten çayın yanını hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve inanılmaz derecede kolay ve lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bu kurabiye tarifini haftalarca muhafaza edebilirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, paylaşmayı, aynı zamanda yorum yazmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.